İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Aşot Harutyunyan, Ermeni halkına yönelik yeni soykırım, gençliğin engelleri. İsrail Hava Kuvvetleri Beyrut'un orta bölgesini vurdu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı, Bakü bizimle talep ve emir diliyle konuşamaz. Freedom House, Bakü'deki savaş suçlarının araştırılması ve Artsakh Ermenilerinin haklarının korunması yönünde çağrıda bulunuyor. Sergey Şahverdyan, Bakü Stepanakert'teki konut binalarının toplu yıkımına başladı. Arkeologlar, Adana'da Kilikya Krallığı döneminden kalma parçalar keşfetti. Ermeni halkının tarihi boyunca canlılığımızı zayıflatan pek çok meydan okumalar yaşanmıştır. Son 10 yılda gençliğin geleceğini tehdit eden yeni bir soykırım türü uygulanıyor. Bu sadece fiziksel varoluşa yönelik bir tehdit değil, aynı zamanda evlilik ve aile kurma olanaklarını engelleyen sosyal, ekonomik ve psikolojik engellerdir. Maddi zorluklar, yüksek işsizlik ve düşük ücretler gençliği evliliği ertelemeye zorluyor. Siyasi istikrarsızlıkların yanı sıra sosyal ve psikolojik baskılarda geleceğe olan güvenlerini derinden etkiliyor. Ermeni halkının geleceği güçlü ailelerde yatmaktadır. Bu nedenle devlet ve toplum gençlerin evlenmesi ve aile kurmasını destekleyecek bu soykırım tehlikesini önleyecek adımları atmak zorundadır. İsrail uçakları Beyrut'un merkezindeki Ras al-Nabaa bölgesini bombaladı. Görgü tanıkları RIA Novosti'ye bombalama olayını anlattı. Ajansın kaynağı düşman uçakları Ras al-Nabaa'da 2 binayı vurdu dedi. Perşembe günü erken saatlerde El Cezire, İsrail ordusunun Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Güçlerinin karargahında bulunan bir tesise ateş açtığını bildirdi. Bunun sonucunda 2 kişi yaralandı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Theodoros Rousopoulos, Alfa Ajans'a yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Artsakh Dağlık Karabağ konusunda sessiz kalınmadığını, bu konuyla ilgili birçok tartışmanın yapıldığını belirtti. Azerbaycanlıların tartışmaları ertelemeye çalıştığını, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Azerbaycan ve Artsakh Dağlık Karabağ konusunu görüşmeye devam ettiğini vurguladı. Rousopoulos, 120 binden fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek Azerbaycan'ı asambleye dönmek için adım atmaya çağırdı. Ayrıca 76 parlamenterin ülkeye girmesini yasaklayan Azerbaycan tarafından hazırlanan utanç listesine eleştirdi ve asamblenin demokratik ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı. Rousopoulos, asamblenin demokratik ilkelerine sadık kaldığını ve Azerbaycan'ın taleplerini kabul etmediğini de sözlerine ekledi. Freedom House, Bakü'nün Artsakh'taki etnik Ermenilere karşı işlediği ve yıllar içinde onların zorla sınır dışı edilmesine yol açan ihlallere dikkat çekiyor. Örgüt, Azerbaycan devletinin eylemlerinin etnik temizlik kriterlerine tekabül ettiğini kaydederek eski Yugoslavya olaylarını hatırlıyor. Freedom House, yargısız infazları, işkenceyi, keyfi tutuklamaları, gıda ve ilaca erişimdeki kısıtlamaları, sivillere yönelik şiddeti ve askeri saldırıları belgeledi. Bu eylemler Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsü kapsamında suç olarak nitelendirilebilir. Örgüt, Birleşmiş Milletler'e, AGİT'e ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne faillerin soruşturulması ve adalet önüne çıkarılması çağrısında bulunuyor. AGİT katılımcısı ülkelere Azerbaycan'ın eylemlerini araştırmak için Moskova mekanizmasını, Ermenilerin Artsakh'a güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamak için Bakü hükümetini kullanma çağrısında bulunuyor. İşgal altındaki Artsakh topraklarındaki kültürel mirasın korunması Devlet Konseyi Sekreteri Sergey Şahverdyan, Bakü yönetiminin Stepanakert'te özellikle Tumanyan Caddesi boyunca toplu yıkımlara başladığını bildirdi. 19. ve 20. yüzyıldan kalma özel binaların yer aldığı bölge binlerce mülk sahibinin hakları ihlal edilerek yerle bir edildi. Şahverdyan, Stepanakert halkını Ermeni yetkililerden ve uluslararası kuruluşlardan Artsakh sakinlerinin geri dönüşünü ve mülkiyet haklarını güvence altına alacak adımlar atmasını talep etmeye çağırdı. Adana'da Anarzaba antik kentinde devam eden arkeolojik kazılarda Kilikya Krallığı dönemine ait değerli eşyalar bulundu. Doçent Fatih Erhan, eldeki verilere göre bunun Kilikya Krallığı döneminden kalma bir çanak çömlek parçası ve diğer eşyalar olduğuna inandıklarını belirtti. Anarzaba'nın Kilikya Ermeni Krallığı'nın en büyük antik kentlerinden biri olduğunu vurguladı. Arkeologlar son 2 haftadır yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda ilginç bulguya ulaştı. Erhan, antik kentin merkezinde 80-120 metrelik alanda bulunan izlerin tapınak veya diğer yapı kalıntılarıyla ilgili olduğu anlaşılıyor dedi. Yaklaşık 3 metre derinlikte kazı yapan arkeologlar çocuk, kadın ve yetişkinlere ait iskelet kalıntılarının yanı sıra yoğun kül tabakaları ve çeşitli seramik türlerini de keşfetti. Bu bulgular tarihi açıdan değerli olmasının yanı sıra bölgenin nüfusunun muhtemelen 200-250 bin olduğunu da gösteriyor. Erhan, keşfedilen maceraların antik kent ve yapılarıyla bağlantılı olduğunu, bu kazılar sonucunda ortaya çıkan materyallerin Kilikya Krallığı tarihinin incelenmesine önemli katkı sağlayacağını sonucuna vardı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.